Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda çok aç bir video ile beraberim. Sabah 7'de kalktım, şu an saat kaç? 5.30 mu? Oha, harbiden mi lan? Saat şu an 5.30, açlıktan ölüyoruz. Bu videoyu normalde dağırken çekecektik de aksilik maksilik bir şeyler. Geberiyoruz açlıktan. Önümde 100 tane kokoreç var. Ben ne kadar yerim artık bilmiyorum. Hani normal eski lahmacun videosunda 8 tane falan yemiştim. Bu videoda kaç yerim bilmiyorum ama hiç problem değil. Arkada Berkay da aç. Sen aç mısın? Açsanız. Sen açsın. Çok ayırıyor açlıktan. Ofiste de Ömer zaten en başta 20 tane kendi başına yer diye düşünüyorum. Ve bunu çıkaramıyorum buradan. Çıkaramıyorum. Kokoreçlere edindiğimiz bize Allah aman çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bay Kokoreç'e çok teşekkür ederim. Bize bu kokoreçleri temin etti. Aç karnımızı doyurdu ofis olarak. Ama düşmeyin, bir şey yemeye çalışıyorum. Bir saniye. Bu niye çıkmıyor oğlum? Yanlış yerinden mi söküyorum? Aha. Gel buraya, gel. Gel buraya. Montun burada, gel. Tabii ki de konu kokoreç olduğu zaman lahmacundaki gibi herkes gelmemezlik yapmıyor. Veya dondurmadaki gibi. Herkes aç. Kolay gelsin. Eyvallah bir adam. Çeyrek 7.5, 2 tane alırsam 12'ye düşürürüm. 3 tane alayım mı? 20 olur sana. Buyur abim. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Ayran istiyor musun? Olur. Hadi o da benden, tamam. Allah razı olsun, sağ ol. Şimdi kokoreç dediğimiz o. Ben kokoreç eskiden hiç sevmezdim. Yıllar boyunca kokoreçi bok zannetmiştim ben. Bu böyle ses yapıyor. Bu biraz ses yapıyor. Söyle ona dursun, s**erim onun belasını. Kokoreçi ben uzun yıllar boyunca bok zannetmiştim. O yüzden de yemiyordum. İğreniyordum falan. Daha sonrasında bir gün kokoreçin aslında bok olmadığını, aslında bağırsağın içinin tazyikli suyuyla bokunun temizlendiğini öğrendiğimden beri yiyorum ve gayet de güzel. Özellikle gece hayatı devamında güzel oluyor. Çok içtiğin zaman çok güzel oluyor. Neden bilmiyorum. Çok güzel gidiyor o şekilde. Ömer iyi bilir. Murat kokoreç'e geldiniz arkadaşlar. Bakın. Murat kokoreç. Bak. Kokoreç'te bir numara. Kokoreç'te 8 numara falan. Çok iddialı değilim. Ben çok iddialı değilim kokoreç'te. Lan! Koş! Kaç tane alacaksın? 7.5. 3 tane alayım. Tamam hadi indirim olsun. Ver. Öğrenciyim abi. Ver, öğrenci fark etmez de al 20. Alttan vereyim sana, sıcaksın. Sıcak, sıcak. Genç adamsın sen. Tabii sıcak lazım sana. Aynen. Al şöyle. Al kardeşim, afiyet olsun. Sen de geç abinin yanına. Kokoreç dediğimiz gıda maddesinin ilk çıktığı zaman, şimdi biz farklı bir şey bulduk. Bay Kokoreç farklı bir şey söylüyor bu konuyla ilgili. Hangisine inanmak isterseniz o size kalmış. Biz sunalım. Şimdi bizim bulduğumuz şey de 1960'lı yıllarda Yunanistan'da ortaya çıktığı, keşfedildiği, piyasaya sürüldüğü söyleniyor. Teknolojinin gelişimiyle birlikte o bokun içinden temizlenmesi için o tazyikli su falan filan o şekilde çıktığı yazıyor internette. Bay Kokoreç'e göre de daha Osmanlı zamanlarından padişahlar yiyorlar ya bu etleri falan. Tabii kuzunun bokunu yemek istemiyor. Davarın bokunu yemek istemiyor padişah. Bağırsağı atıyor adam. Nerede fakir fukara bağırsakları topluyorlar, bunları yıkıyorlar, temizliyorlar, bir şekilde yiyorlar. O şekilde çıktığını söylüyor. Şu ana kadar bu iki iddia dışında bir şey bulamadık. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Çok bilmiyoruz. Bu konuda fikrinizi yorumda belirtip kokoreçin nasıl bulunduğuna dair müthiş bir tartışma ortamı yaratabiliriz yorumlarda. Abi ben de 2-3 tane alabilir miyim ya? 2-3 tane, 7.5. 20'ye yaparsın bana da o zaman. Ve ayran istiyor mu? Ayran alacağım ama o müesseseden olsun. Tamam hadi al. Altlardan alabilir miyim abi? Sana? Ben sana çözeceğim şimdi. Al kardeşim. Şuradan acı da alıyorum. Al bak. Acı istiyor musun? Misiniz beyler? Yedik alabiliriz. Al kardeşim, ayıp ediyorsun. Al bir tane daha. Al hadi bir tane daha benden al. Oba. Afiyet olsun. Sıcaklardan benim işi de çözersek. Ayran? Ayran alacağım. Al bakayım. Teşekkür ederim. Sen kokoreç mi istiyorsun? Al, senin gönlün sağ olsun. Al bir tane de oğluna istiyor. Bir tane daha kendine istiyor. Al hadi bakayım. Kokoreçin aynı zamanda bir serotonin salgılayıcı olduğu da iddia ediliyor. Yediğiniz zaman vücut ölümüne serotonin salgılıyormuş. Zaten yemek yediğin zaman normalde bir dopamin salgılanır ama bunun yanında ayrıca bir de serotonin salgılanıyor galiba. Yiyecek mi? Yemeyecek mi? Kızlar bir de sevmez genelde kokoreç. Neden bilmiyoruz. Şimdi bunu doğal yoldan öğreneceğiz. Bakalım kokoreç gerçekten serotonin salgılatıyor muymuş? Mutlu musun lan? Aptal mısın be sen? Salak adam! Mal adam! Bu ne lan? Bu ne lan? Gördüğünüz gibi demek ki o kadar da mutlu etmiyormuş insanları. Demek ki o kadar da işe yaradı. Yalanmış serotonin konusunda. Ben de işim olur ya. Ben gideceğim onunla. Birader sakin olun lan, tamam. Şş, sakin sakin. Şş, aslan al şunu. Sakin olun. Sakin ol. Bak yaz. Hemen aralar düzeldi bak hemen. Aynen. Kardeşlik başladı. Demek ki aslında serotonin salgılatıyormuş. Bir anda yüzleri güldü. Çok pardon, biraz kokoreç yedim de. Hiç problem değil. Osurdun mu? Niye pardon diyorsun ki? Çok kokoreç yedim. Hah! Hoş acı geldin. Çok acı. Evet. Hoş geldin ha.
Hoş bulduk. Gıda enflasyonunun kokoreç üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi ben çok uzun yıllardır kokoreç yerim. Çocukluğumdan beri. Evet. Zamanında İzmir'de top oynadıktan sonra kokoreç yerdik. PlayStation kafeye gittikten sonra kokoreç yerdik ya da internet kafeye. Yıllardır da aynı adamdan yerim. En son İzmir'e gittiğimde kokoreçin fiyatının %320 oranında yükseldiğini gördüm. Ne zamandan itibaren tam olarak? Senin küçüklüğün dediğin zaman 2008. Senin küçüklüğün bayağı uzun tarih. 92 diye böyle. 2008. Sen 93'lü müydün? 93'lüyüm ben. 93'lüsün, sekste güçlü müsün? Ayranı sil. Sekste güçlü durmuyor lan ayranla. O yüzden gıda enflasyonunun yanında anan avradını s**eyim. Kokoreç endeksini kokoreç endeksi baz alırsak yüksek bir artış mevcut. Kaç paraydı sen 2003'teyken kokoreç? 6. 6 lira. Çeyrek mi? Yarım. Çeyrek 3 lira yani. Öyle bir şeydir. Para değil yani. Tabii buna şuna da bağlayabilirim. Yozlaşmış kokoreç lobisi. 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 Kokoreç lobisinin İstanbul ve çevresinde kokoreci özür dilerim söylüyorum. Fahiş. Domates ve ha. Biberle. Çok özür diliyorum. Domates bir biberle bir yemekmiş gibi sunmalarından kaynaklı. Burjuva sınıfından halk sınıfına düşmüş bir yiyecek olduğundan dolayı. Kokoreç burjuva sınıfı mı? Hangi ay aralığından? Hangi burjuva? Ne zaman kokoreç burjuva olmuş olabilir amına koyayım? Dünya hangi yerinde? Ha Suriye'de olur kokoreç burjuva. Önceden çok fazla insan kokoreci bilmiyordu. Çok fazla insan kokoreci bilmediği için aşırı talebi olan bir şey değildi. Bu yüzden arz düşüktü. Evet. İşte böyle yemek haline getirme bilmem ne şeklinde bir sürü... Ne geçiyor amına koyayım ya? Ya dükkanın önünde gürültü yapıyorlar ya. Oma geçiyor oğlum, bu ne ya? Kardeşim ya ne yapıyor bunlar ya? Oğuzhan! Abi! Berkay! Kokoreç atayım mı? Müdahale etin ama koyayım ya. Dükkanın önünde müşteri kaçıyor ya. Kesemeyin la! Zaten yağmur başlıyor s**tim ha. Çok fazla insan öğrendi ya. Ya senin ben fikrini s**tim. Kokoreçe burjuva diyerek şu an bütün tezlerini, teorilerini bitirdin ama. Talep azdı diyorsun. Talep azdı. Ne kadar azdı ya? Ben çocukluğumdan beri her yerde kokoreç var. Her şehirde bir tane dede kokoreç vardır zaten. İzmir'de vardı değil mi dede kokoreç? Dede kokoreç yok muydu oğlum? Yok ya. Yok muydu dede kokoreç? Bay kokoreç var. Demek ki Antalya'da bir tane varmış dede kokoreç. O da bir tane. Ha, o da zaten dede. Kokoreç önceden arabaların arkasında, efendime söyleyeyim, seyyar tezgahlarda satılan bir yiyecek. O işte. Dede kokoreç dediğim o. O yüzden şimdi bu işin gideri daha az oluyor. Ama işte kokorecin ünlenmesiyle beraber dükkanlar, efendime söyleyeyim, AVM'lerde kokoreççiler bunlar çoğalmaya başladı. Çoğalınca ne oluyor? Gider artıyor. Gider artınca ne oluyor? Kokoreç fiyatı yükseliyor. Benim zamanında 6,5 liraya, 7 liraya yediğim yarım kokoreç şu an nereden baksan kaç para olsa? Çeyreği 7 TL miydi? Çeyreğim 7 TL. Ne? Aynen. 7 lira mı? Aynen. Şu 7 lira mı? Evet. Bundan dolayı kokoreç fiyatı daha da yükselecek gibi geliyor bana. Bu kaçıncı? Ne sen kaçıncı yedin? Senin 5. Saydım para hesabından biliyorum. Sen 15 lira aldım senden. Sen? Benim de 5 galiba. Ama o kadar da güzel bir şey ki insan bırakamıyor. Sağ ol. Yorumların için teşekkür ederim. Ne demek? O zaman seni arkaya alalım mı? Ben geçiyorum. Üstüne öksün. Bir şey diyeceğim, çıkışta hesaplaşalım ama. Şey yaparız. Murat kokoreç bitti çünkü şu an. Daha gelsin o gelsin. A**a koma Allah Allah! Ne yapıyorsunuz lan? Abi kuşu görüyor musun? Tam nerede kuş? Hangi kuş? Lan hoş! Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Öğrenci dedik bağrımıza bastık götümüzü s**tir. Öğrenciyim abi. Ver öğrenci fark etmez de al 20. Geri geliyor. Geri geliyor. Pişman oldu adam. Videomuza kokoreç hakkında bilinmeyenlerle devam edelim. Ünlü kokoreç uzmanı telefondan öğreniyor şu an. Berkay sabırlı. Ben bağlanıyorum. Bağlan bakalım kokoreç profesörü. Yarım porsiyon mesela kokoreç ekmeği bu çeyrek 430 kaloriymiş. Yarım porsiyon kokoreç 430. Ben şu an 5. çeyrekteyim. Sen şu an 6.'dasın galiba. 1320. Aşağı yukarı 1320 kalori alınmış. Evet öyle bir şey alındı. Ve daha tok da değilim, açım yani, devam ediyor açlık. Hoş geldin abi. Merhabalar. Kaç tane istiyorsun? 20 çeyrek. Ha? 20 çeyrek. Biraz fazla olmasın? Dokunur orijinal kokoreçtir bu, bozar adamı. Vallahi. Aynen. Kaç istiyorsun? Bir tane yerim ya. Murat kokoreç 7,5 lira. Bize? 2 tane alırsan 10 yaparım. Tamam kabul. Abi tamam. Ben bugünü biliyorum, söyleyeyim mi? Öğrenciyim de. Bu nasıl bir indirim lan? Öğrenciyim. Bir iner misin? Söyle. Hiç anlaşılmadı. İn de söyle bir. Öğrenciyim. Bu tiple mi amına? 10 lira veririm ben sana, veririm. Tamam, bir sonraki. Kardeşim bir dakika, nakit. Bir sonraki işbirini de çözeriz kardeşim. Oğlum şu adam fakir bak, nerede? Nerede? Bu işte. Ne direkt nakit verdi. Hah, ayran istiyor mu? Yanında eşantiyon mu? Tabii ki de eşantiyon değil ama onu ben hesaplaşırız sonra. Al. Tamam anlaştık. Usta burada sigara içiliyor mu? Yok, yakma. Burada zabıta geziyor burada. Yakma. Beğendin mi? Hı hı. Beğeneceğim tabii ya. Niye gülmediniz lan? Ben beğeneceğim tabii ya. Lan! Hoş! Bedavaya aldı. Gel buraya. Oğlum adam emek hırsızı, adam bir şey desenize. 7,5. Tanesi 7,5. 7,5'tan veririm. Abi demin gördüm 10 liraya 2 tane verdin. Tamam 2 tane alacaksam indirim yaparız. Ben kaç tane istiyorsun? 3 tane kokoreç. He. 1 tane ayran. Ayran bitti. Benim yarım ayran var. O da 4 lira sanki. Ayran bitti. Benim yarım ayran. Yarım ayran istersen indirimle verebiliriz onu. Ama altlardan almanı tavsiye ederdim ben sana.
Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Murat'cığım kaç çeyrek afiyet yedin? Olsun kardeşim. Afiyet olsun kardeşim. Efendim canım? Kaç çeyrek yedin? Valla ben 7.yi açıyorum biraz sonra. Şimdi bu kokoreç dediğimiz gıdanın kolesterolü çok yüksek olduğu beyan edildi. Fakat bu da yine aynı şekilde internetten bulduğumuz bir bilgi. Kolesterolü çok yüksek tavan yapan bir gıdaymış. Ama dediğim gibi işte internet kirli bilgilerle dolu. Bu arkadaki denyolardan herhangi biri istediğinde kalkıp yazabiliyor yanlış yalan yanlış bilgileri. Sarayım mı abime? Şefim. Bir saniye. Sarayım mı abime? Bir dakika kardeşim sarayım mı? İstiyor musun? Yiyem mi? Yemem mi? 7.5. 7.5. Al git. Müdür o polis oğlum bu. Polis bu. Zabıta mı? Gizli müşteri. Zabıta mı? Polis polis. Gizli müşteri. Abi al abi. Gizli müşteri. Abi al. Al abi polis abi al. Ya sizin yüzünden polis suçbeti kabul etmedi. S**cek belamı benim sizin yüzünden polis. Deyo gibi buraya doldurup sigara yakmaya çalışıyorsunuz. Şefim. He abim. Çay var mı çay? Şef benim ya. Çay yok. Koy gel. Bu nasıl müessese kardeşim? Müesseseye mi benziyor lan burası? Çok besleyici bir gıda. Şöyle göstereyim hatta. Gürültü yapmayın lan. İçini şöyle göstereyim. Tabii ben biraz döktüm az önce yerken. Şu şekilde et, et ve et. Tamamen etten oluşan ve pul biber, kekik, tuz, kimyondan oluşan bir gıda. Ekmek arası et. Mesela bunun domatesli biberli halini yapıyorlarmış mesela. Menemen gibi oluyormuş. Bence o daha güzeldir. Ama bu konuda Ömer ne düşünüyor çok merak ettim. Gerçek bir İzmirli senin olarak. Senin gerizekalı olduğunu düşünüyorum. Sinirleniyor mesela. Hiç öyle bir şey yok. Gel anlat derdini. Kardeşim. Bir yengene falan da bir paket yaptırırsan. Ticket geçiyor mu abi? Paket istiyorum. Ya da kart vereyim. Fark hangisi? Etmez. Hepsi geçiyor. Dokunmatik. Nereye dokunduruyorum? Kaç tane istiyorsun? 4 tane var. Çok yazma ama. Şifreni gir. Bir yansımadan gördüğün gibi ama. Yok bakma. Tamam. Kağıt bitti benim. Sen al bunu. 4 tane istiyorsun değil mi? Sarı 4 tane. Haydi. Çok özenli. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. İyi ki varsın. Afiyet olsun kardeşim. Hocam. Afiyet olsun. Ama şu an 9. kokoreçi açarken bir anlamda zorlanıyor. Kokoreçin İzmir kokoreçte, orijinal kokoreçte. Bunun gibi yani. Onun beğenmediği bence güzel olma mümkünatı olan. Denemedim bilmiyorum. Mümkünatı olan kokoreçi kavga ettirecek, horoz dövüştürecek birbirini. Şimdi kardeşim kokoreç dediğin şey yağlı bir et aslında. Öyle düşünmen lazım. O dışındaki ince bağırsak ısı görünce böyle çıtır çıtır olur. Sen bunu alıp bir yemek haline getirirsen domates mi bir şey yaparsan o tekrardan yumuşuyor. Yani bütün o sevdiğin o çıtırlığı kaybediyorsun. Hele ki içindeki yağ. Ya hocam bölüyorum ama kürdan var mı acaba? Kürdan yok al bunu ye. Esnaf adam yok der mi? Yakala. Çocuk adam. Yakala çocuk adam. O yüzden içindeki et yağlı bir et. O yağının da ekmeğe direkt girdiği zaman verdiği çok güzel bir lezzet var. Sen bunu da kaybetmiş oluyorsun. Domates bir kere baskın kalıyor onun içerisinde. Biber baskın kalıyor. Domatesi pişmiş halde mi koyuyorlar içine? Bir kere yedim Ortaköy'de daha önce. Ha. Daha bir daha da yemedim zaten. O yüzden hatırlamıyorum pişmiş miydim de nasıl koyuyorlar? Harmanlıyorlar beraber. Hiçbir şeye benzemiyor yani. Tantuni, ha tantuni yemişsin, ha kokoreç yemişsin oluyor. Peki şöyle olsa, bu kokoreçin ekmek çeyrek ya, bir tık daha büyük olsa, içine domatesleri çiğ şekilde ısırmadan önce dissek, işte yanına ne bileyim turşu dissek, öyle yesek nasıl olur diyorsun. Aynı anda harmanlanmamış. Yine dediğin gibi ekstra içine soğuk domates. O zaman olabilir belki. Ama onu seviyorsan olur. Mantıklı. Ne ben gibi? Hamburger gibi mesela. Mesela? Soğan olacak. Üf. Çünkü bu 9.'yu yerken artık ağzını yormaya başlıyor. Böyle bir ıslaklık hissediyorsun ağzından. Şimdi nereye söylüyorum? Ekmeğin arasına sen bunu az koyuyorsun. Ekmeğin arasında bu az oluyor. Ha. Az olduğu için aslında 9.'yu yerken... İki ekmek yedik şu an yani. Nasıl ekmekle doyuyorsun gibi. Anladım. Sen bunun içindekini öyle dediğim domatestir, soğandır, bir şeylerle çoğaltırsan o zaman hem domates daha zor olacaksın, hem daha lezzetli hem de... Ne diyorsun ama ya? Ne diyorsun ama abi? Son 4 cümle bende yok ama. Olacağı için. Ne olacağı için? Yani sonuç olarak bu tür kokoreç İzmir kokoreci daha iyidir. Umarım fikirlerimi açıkça belli edebilmişimdir. İnşallah insanlar izleyenler seni anlamıştır. Murat Kokoreç hizmetlerine devam ediyor gördüğünüz gibi. Genç adamsın. Sevgilinle mi mesajlaşın? Ha? Ağla bir tane daha genç adam. Valla ellerin dert görmesin. Afiyet olsun. Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun. Sen bayağı yedin yalnız 20 lira verdin yine yedin. Valla ben bir 8 tane yedim. 8 kere yedi kaç para ediyorum biliyor musun? 56. Evet. Evet. Yani benim sana bir 36 lira borcum var o zaman değil mi? Buçuğu da var. 8 kere buçuk kaç ediyor? 4. 40,5 lira borcum var. Düz yaparız onu ya. Düz yaparız. Düz yaparız. Hallederiz. Kokoreç'in Türkiye'ye nereden yayıldığını biliyor musun? Nereden yayılmış? İzmir'den. Allah Allah. Evet. Garip. 1960'lı yıllarda Yunanistan'da bulunduktan sonra Türkiye'ye gelmesi 1970'leri bulmuş.
olmuş. 10 yılda gelememiş mi yani? 10 yılda gelememiş. Allah Allah. Ondan sonra da burada İzmir'de ilk olarak çıkıyor. Zaten şu anda da kültürümüzde çok sevilen bir yeri var kokoreç için. Gece alkolden sonra olsun. Tabii. Abi yan dükkandan gönderdiler de. Çay mı gönderdiler? Hadi ya. Be. Allah razı olsun. Ben çok sağ olsun. Ben bir tane kokoreç alabilmek için bile. Buyur kardeşim, sen ayıp ediyorsun. Mesela bunun hijyenik koşullarına dikkat etmediğin zaman diğerkilerden farklı olarak direkt bağırsak enfeksiyonuna sebep oluyormuş. Tabii ki de zehirlenmeye de sebep oluyormuş. Da mesela yani çayın da hijyenine dikkat etmezsen o da zehirlenmeye sebep olur. Bir de bunun baharatı fazla olduğu için mide sancıları böyle sıkıntı yaratıyormuş midede. Benim şahsen midemle ilgili hiçbir problemim yok. Bugüne kadar da olmadı. Sadece çok fazla yediğim zaman böyle bir fazla gaz yapıyor ama onun dışında da bir problem olmuyor. Senin midenle ilgili bir derdin oldu mu şu ana kadar? Valla benim midemle ilgili derdim birkaç tane yiyecekte tahminimce onlara alerjim olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında yani 30 tane yerim, bundan gene de bir sıkıntı olmaz. Ve çay kaşığı alabiliyorum. Elinize çay kaşığı. Adam ölüyor, alsana şunu. Hayatında hiç kokoreç yememiş bir kız geliyor şu an. Şimdi kendisi ilk defa deneyeceği için özendi bezendi ve kokoreçi ısıttı, sardı, geri getirdi. Neden yemedin şu ana kadar kokoreç hiç? Önyargılıydım çünkü. Ne? Bok mu diyordun kendi kendine? Evet, ben öyle diyordum. Kokoreç bir şeyden yapılıyordu. Nereden yapılıyordu? Bağırsak. Tamam, ondan işte. Daha ne olsun? Kuzu yedin az önce, evet. Kuzu asanı yedim. Nasıl? Yani. Yok bir şey değil mi çok? Et işte. Güzel ama bugüne kadar yemediğinde şaşıracağın dehşet bir şey değil yani. Değil. Baharatlı zaten. Baharattan çok bir şey anlamıyorsun tadını. Baharat, et. Güzel. Bir de ekmek. Peki sence bunun içine söğüş, domates atsak çok güzel olmaz mıydı? Değil mi? Kimse katılmıyor bana bu konuda. Ben katılıyorum. Katılıyor musun sen? Ben konuda sana katılıyorum. Kesinlikle öyle yenmesi gerekiyor hatta. Sen? Ekmeğin olayı da farklı. Ya. Zaten orada olay. Herkes katılıyormuş lan. Ben yanlış anladım. Hatta şey böyle soğan. Oo, soğan aynen. Bir şey soracağım. Yağlı ama galiba. Çünkü et yedikten sonra damağında böyle yağ tadı kalır ya. Hı-hı. O kaldı. Peki 10 üzerinden kaç biliyorsun şu ana kadar hiç kokoreç yememiş biri olarak? Yemek olarak mı, lezzet olarak mı? Karnım doysun mu yoksa? Karnım doysun de önce bir, ona kadar. Karnım doysunsa 10 üzerinden 8 veririm. Ama yemek olarak canım çekmez yani, kokoreçim demem. Kaç veriyorsun o zaman? 4. Kaç? 10 üzerinden 10 kaç? 4 buysa. Lahmacun mesela 10 üzerinden 11. Lahmacun ama 10 üzerinden 11, lahmacun evet. Gerçekten dünyanın güzel şey. Çok doğru, çok doğru. Dün lahmacundan daha güzel bir et yemeği varsa o da köfte pilavdır. Pizza mı lahmacun mu? Lahmacun. Pizza da çok güzel ama lahmacun dehşet güzel. Ayrıyetten ağzım yanıyor artık benim. Ayran bitti. Murat. Ha canım. Senin kameramanın ben ölsem bile kokoreç yemem diyor. Öyle mi? Hiç yemedin mi sen de? Bir kere yedim ama. Beğenmedin mi? Yani benim için seçenek olarak olursa yemem. Güzel. Ah. 1 lira kalsın diyor, yine kokoreç yemem diyor. Yemez misin cebinde 1 lira kalsa? Hoş geldin. Daha önce kokoreçi bir kere yemiş ve nefret etmiş olan kişi. Bir kere yedim ama onda da para verdim, o yüzden. Kaç para verdin? Karşılığını alamadım düşünüyorum. Ya işte o çeyreğe 7,5, yarım yedim herhalde, 15-20 lira bir şey verdim. Çok ısır bakalım önce amma. Soğuk mu yiyorsa çay mı? Gayet iyi. İyi değil mi? İyi yerden yaptırmışsınız herhalde. Ben bir kere yedim, bir kere bir yerden yedim ama bir daha para vermem. O da öyle demişti. Bunu dedi, kötü yerden yiyorlar, sonra direkt kokoreçi sevmiyorlar demişti. Ben de para almıyorum ama değil mi? Kokoreçi sana sevdirdiğimizden dolayı... Geleceğe yatırım yapıyor. Bir daha ücret almadık. Ya, aynen. Ücret almıyoruz senden. Oturuyor tabii mideye. Çok yedim. Çok yedim. Aa! Çok yedim. Oo, her yere dökmüşüz her şeyi. Oo. Sen hiç arkaya bakma. Oo. Hiç gerek yok bak. Oo. Kaç tane kokoreç yedin ya? Vallahi tahminime göre 9 tane falan yedim şu ana kadar. Hatta demin 10.'yu da yemiş olabilirim. Çok da bilmiyorum yani, bir şeyler yandı. Buraya tabak gelmiş. Tabak ne ara geldi lan buraya? Ay. Bir de konuştuğun halde 9 tane yedin. Rahatça otursan bir yer demek 10-15 tane götürürsün. 10-15 tane yerdim. Çünkü hızlı yiyince oluyor ama bir durdun mu geri duruyorsun yani. O yüzden mesela ben kebap videosunda da 10 paket mi ne yedim yani, pidesiyle birlikte. Sen kaç tane yedin? Ben 9 tane yedim ya. Daha da yiyeceğim, kayıttan çıksın. Şu an utanıyorum burada daha fazla. Benim de 9 tane oldu. Erkan da bir 6 tane aşırdı az önce. Sen yiyeceksin bir tane daha. Yok teşekkür ederim. Yersin. Anlıyorum hali. Ne boktan kibarlık bu. Erkan yer misin bir tane daha? Ha. Ya hocam bana da verecek misin? Vereyim abi. Ben bir cepliyim de. Arkadaşlar, Murat Kokoreç'in bu bölümünün burada artık sonuna geliyoruz. Bir tane daha mı istiyorsun? Al. Hocam al. Ben birkaç tane daha alayım. Sen de mi istiyorsun? Al onu da. Hay Kokoreç'e teşekkür ediyorum. Ev arkadaşıma da şey. Aynen, ev arkadaşına da al. Al kardeşim. Buradan Bay Kokoreç'e çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aç karnımızı doyurdu gerçekten. Özellikle burada görüyorsunuz. Gençlerin halini görüyorsunuz. Öğrenciler gençlik, aç. Öğrenciler aç. Annem aradı. Millet aç, aç. Millet aç. Al. Al kardeşim. Afiyet olsun. Afiyet bal şeker. Oha. Düşürme kokoreçi yere. Hocam bir saniye. Alttan kapat. Düşürme. Düşürme. Al abicim. Al. Git artık. Tamam hadi git.
Sen kokoreççi dükkan açacaksın galiba, buradan gidiyorsun. Murat kokoreç 2 tüm bayilerimizde. Ben 3. bayi. Ömer'in çıkışıyla kapatalım bu videoyu. Kokoreçsiz kalmayacağınız bir gelecek umuduyla sevgili dostlarım mıydı? Doğru. Ama ne boksa işte ya. Kokoreç güzel arkadaşlar. Yiyin kokoreç. Kokoreç yiyin. Her zaman yiyin. Bir sonraki videoda ne yiyelim onu da istiyorsanız, bir fikriniz varsa beyan edeceğiniz, onu da yorumlara yazın. Başka diyecek bir şeyim yok. Hadi gittim ben tuvalete. Hadi. Neredesin lan hırsız?